İyi akşamlar sevgili Ahi Televizyonu seyircileri. Bir Ahice Sohbet programında yine sizle birlikteyiz. Tabii son programlarımız, son bir ayda ve bundan sonraki olacak programlarımız genelde siyasi olacak. Çünkü 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye seçim sandığına gidecek. Biz de siyasilerimizi, adayı olanlar, adaylık düşünenleri stüdyomuza misafir ediyoruz. Bugünkü misafirimiz Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayı Sayın Aslan Beyhan. Aslan Bey'e stüdyomuza davet ettik. Teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadı, geldi. Bugün bizim misafirimiz. Aslan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Hasan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Tabii siyaset zor bir iş. Zor bir işe giriştiniz. Biz tanıyoruz. Evet. İnanıyorum ki Aslan Beyhan'ı binlerce öğrenci veya yetiştirdiğiniz öğrencileriniz de tanıyor. Kırşehir'de de tanıyor ama biz yine de Ahi Televizyonu ekranlarında Aslan Beyhan kimdir, nerede doğdu, ne iş yaptı, ne bu hale nasıl geldi bir tanıyalım. Çok teşekkür ederim Hasan Bey. Beni konuk ettiğiniz rica için. Öncelikle Kırşehirli hemşerilerime, stüdyoda bizleri izleyenlere ve sosyal medyada izleyen hemşerilerime saygılar sunuyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Ben ilimize bağlı Merkez Karadır köyünde doğdum. Okuma ve yazması bilmeyen anne babanın 7 çocuğundan bir tanesiyim. İlkokulu Karadır köyünde bitirdim. Sonra Cacabey Ortaokulu'nda okudum. O zamanlar bilirsiniz Hasan Bey, köylerde oturduğumuz için anne babalarımız Aşıkpaşa'da kerpiç evleri tutarlar. Köylerde yufka ekmekleri getirirler, odunları getirirler. Hatta tezek getirirler. Tezek getirirler. Orada babaannemle birlikte okurduk. Cacabey Ortaokulu'nu ikincilikle bitirdim. Daha sonra Kırşehir Öğretmen Okulu'nu birincilikle kazandım. Öğretmen Okulu'ndan sonra Kırşehir Eğitim Enstitüsü'nü bitirdim. Arkasından Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitim ve Spor Bölümünü bitirdim. Ailemde annem babam hiç okumamış olmalarına rağmen okumaya ve eğitime karşı ilgileri çok yüksekti. Kendilerini rahmetle anıyorum. En büyük abim köyümüzün ilk üniversite mezunu. Ankara İktisat Ticari İlimler Akademisi mezunu. Makine kimyada ve eczacı başında muhasebe müdürlüğü yaptı. Emekli oldu, şimdi İzmir'de yaşıyor. Benim bir büyük olan abim Gata'da profesör doktordu. Endokrin hocası. Onun küçüğü benim. Benim küçüğüm 9 Eylül Üniversitesi'nde doçent doktor. Kız kardeşim öğretmen. En küçük erkek kardeşim Orta Doğu Teknik Üniversitesi makina bölümü mezunu. Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda yatırımlar müdürlüğü yaptı. Emekli oldu şimdi. Büyük bir holdingde demir çelik alanında yönetici. Kardeşlerim böyle. Eşim emekli öğretmen. İki kızım var. Birisi büyük bir bankanın genel müdürlüğünde müdür pozisyonda çalışıyor şu anda. İkinci kızım elektronik haberleşme mühendisi. O da bir başka bankanın genel müdürlüğünde yazılım mühendisi, uzman. Damadım Türk Hava Yolları'nda pilot. Çekirdek ailemi böyle anlatabilirim. Aslan Bey, lafın arasına gireceğim ama tabii biraz önce dediniz ki benim annem babam okuma yazması olmayan insanlardı. Evet. Ama o insanlar eli öpülesi insanlar ki çocukların hepsini okutmuşlar. Evet. Demek ki eğitimin, öğretimin, okumanın kıymetini biliyorlarmış, okumaları olmasa bile. Evet. Hasan Bey, şunu gururla anlatabilirim. O köylülük ortamından şu hale gelişte annemin babamın bu öngörüleri çok yüksek. Hani sınıf atlamak dediğimiz şey var ya, bu okumakla birlikte bu ailenin nasıl sınıf atladığını tüm köylülerimiz çok güzelliklerle izlerler. Hatta zaman zaman biraz da espri olsun. Çocuğumuz okur mu okumaz mı diye anneme getirip gösterirlerdi. Şehzade teyze bilir diye. bilirlerdi. Yani sağ olsunlar, gerçekten bilime çok inanan insanlardı. Tabii bunun da karşılığını ölmeden önce gördüler. Onun mutluluğunu yaşadılar. Yine
irticalen söylüyorum Hasan Bey. Karlıoğlu Camii'nin açılışında babam da o caminin yapımına katkıda bulunmuştu. Valinin caminin açılışına Kırşehir valisi gelmiş. Tabii herkes kenardan izliyor. Babam da elinde bastonla valinin yanına gitmiş. Valiyle sohbet ediyor. Filan böyle güzel sohbetler ediyor. Açılıştan sonra kalabalık dağılmış. Cami cemaat demişler ki babama, Hacı amca ya sendeki bu cesaret ne? Gidip valiyle sohbet ediyorsun filan dediklerinde, oğlum demiş, benim çocuklarım da hep bu düzeyde demiş. Bu tabii çok gurur verici bir olay Hasan Bey. Şimdi siz dediniz ya, tabii konumuzun dışında ama ben de değindir edemeyeceğim. Karakadır köyü deyince, biz de yağmurluyuz. Dolayısıyla Karakadır'a emdeş geçiyoruz. Evet. Dedelerimizin öğrenleri buzluklarının eteklerinde hala. Evet. Başarılar dilerim tabii. Çok teşekkür ederim. Şeyde Asım Bey ve Nuh abiyle birlikte beraber gidip Buzluk Dağı'nın eteklerinde ortak öğrenlerimizi gezmiştik. Yamuşayız tabii. Aslan Bey, 30 yıl Milli Eğitim'de çalıştınız. Evet. Öğretmenlik yaptınız. Onun dışında tabii Kırşehir ufak, birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Onun dışında özel öğretimde de uzun yıllar hizmet verdiniz. Evet. Bu arada tam emekli oldunuz. Belli bir yaş ve ekonomik duruma kavuştunuz. Rahat bir emeklilik sürmeniz gerekirken stresli bir iş. Evet. Siyaset. Bunu hepimiz evet. görüyoruz. Aday adayı düşündünüz. Neden icap etti şimdi durup dururken böyle rahat bir emeklilik yaşamanız gerekirken? Evet. Teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir soru. Ben yapım gereği, ailem gereği, biz anne ve baba tarafından Cumhuriyet Halk Partili bir aileyiz. Ve bizler de siyasi donanımla yetiştik. Yani siyasi düşünen, bu siyasetin hep içinde olan bir insandım. Hep ilimizle ilgili, ülkemizle ilgili kafa yorarım. Sohbetlerimiz genellikle eğitim üzerine ve ülkemizin geleceği üzerine olur. Ve zaman zaman politikacıları, ilimizi yönetenleri eleştirdiğimiz olur. Beğenmediğimiz yönler olur. Tabii bu beğenmeleri, beğenmediğimiz yönleri söylediğimizde etrafımızdaki arkadaşlarımız, benim öğrencilerim, peki Aslan Hocam niçin sen aday olmuyorsun? Aday olmalısın derler idi. Çoktandır derlerdi. Ve zaman zaman ilerleyen yıllarda bana Aslan Hocam artık elini taşın altına koymalısın. Sen bu konuda başarılı olacağına inanıyorum dediklerinde ben de benim üzerime bir görev düştüğünü, taşın altına elimi değil gövdemi koymam gerektiğini düşündüm. Şöyle ki bundan 20 yıl sonra Cacı Bey meydanında elimde bastonla gezerken yine eleştirmeye başladığımda o günün öğrencileri, bugünün çocukları, o günün gençleri, peki Aslan Hocam neden bu işe girmedin? Madem bu kadar iddialısın, niye elini taşın altına koymadın demesinler diye. Ama ben de kendimi bu konuda hazırlıklı olduğumu düşünüyorum. Olanca gücümde ülkenin ve ilimin geleceği için mücadele etmeye var olduğumu göstermeye çalışıyorum. Aslan Bey, eleştiriyorum hep dediniz ya, bu bir birikimin sonucu. Evet. Eğer bilgi sahibi olmazsanız fikir sahibi olamıyorsunuz. Evet. Yani birilerini eleştiriyorsanız, arkadaş şu işi daha düzgün yapın evet. diyorsanız mutlaka o konuda bir bilginiz olması gerekir ki daha evet. iyisini siz sunabilmeniz evet. gerekir. Demek ki o konuda da kendinizi yeterli görüyorsunuz. Evet. Şunu söyleyebilirim Hasan Bey. Kırşehir'de benim 60 bin üzerinde öğrencim var. Hatta arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu eski arkadaşlarım. Hatta hanım zaman zaman takılır. Senin hiç yaştaşının arkadaşın yok mu der ya. Hep arkadaşlarım öğrencilerim der. Biraz daha kendimi genç hissetmek için galiba. Bu arkadaşlarımla birlikte kafa yorar. Ülkenin geleceği için, Kırşehir'in geleceği için hep kafa yorarım. Bu konuda neler yapılması gerektiğini hep düşünüyorum.
olmuşumdur. Bu konuda kendimi yeterli ve yetkin buluyorum. Ayrıca da şunu sözünü veriyorum. Ben milletvekili olursam Hasan Bey, orada sadece elini kaldırıp indiren bir milletvekili olmayacağım. Orada söz sahibi, tuttuğunu koparan ve Kırşehir'e yatırım yapan, Kırşehir'de anı bırakan bir milletvekili olacağım konusunda inancım çok yüksek. Aslan Bey, şimdiki jenerasyon öyle mi bilmiyorum tabii, aramızda yaş farkı olduğu için. Bizim jenerasyonda, işte sizler, bizler aynı jenerasyondayız yaş kuşağında. Hem lisede hem de üniversitede okurken çokça karşıt görüşlü arkadaşlarla tartışırdık. Evet. Tabii tartışmaya girişebilmeniz için de okumanız gerekir, bilgi sahibi olmanız gerekir. Yoksa evet, karşıdaki insanlar neyi savunacaksınız? Evet. Dolayısıyla biz okumak zorunluluğu hissediyorduk kendimizi. Tabii ki. İnanıyorum ki siz de çok doğru öyle bir bilgi birikimiyle geldiniz. Katılıyorum. Şu anda benim de en çok eleştirdiğim konuya temas ettiniz Hasan Bey. Bizim gençliğimizde ülkenin geleceği, dünyanın durumu ile ilgili yorumlar yapıldığında eğer siz orada bilgi sahibi değilseniz pasif kalıyordunuz. Orada kendinizi ifade edebilmek için mutlaka okumalıydınız. Bu tabii insanlarda bir birikim sağlıyor. Yine Hasan Bey, ben öğretmen okulunda öğrenci örgüt lideriydim. O zamanlar demek ki demokrasi çok daha yüksekti Hasan Bey. Öğretmen okulları da eski köy enstitülerinden gelme kurumlardı. Orada örgüt kolu seçimleri olur. Evet, bilirim. Ben de orada demokratların örgüt kolu başkanıydım. Ne yapardık biliyor musunuz? Sınıflarda söylemlerde bulunur. Okulumuzun geleceği için, ülkemizin geleceği için neler yapılması gerektiği konusunda. Okul mikrofonunda konuşmalar yapılır. Okulun panolarında resimli, yazılı programlar yapılır. Müziklerle okulun sınıflarında, yatakhanelerinde programlar yapılırdı. Yani bütün bunlar gerçekten insanların ülkenin geleceği için kafa yormasına, lümpenliğin dışında eğitimle ilgili, ülkenin geleceğiyle ilgili kafa yormasına yol açıyordu. Biz bu yollardan geldiğimizi düşünüyorum. Aslan Bey, siz 30 yıl öğretmenlik yaptınız. Sonra özel eğitimde de bir nevi öğretmenlik yaptınız, ticaret yaptınız ama tabii bu arada da binlerce öğrencinin, gencin yetişmesine, gönlüne dokundunuz, beynine dokundunuz, yetişmesine katkıda sağladınız. Bir aday adaylık sürecinden önce bu kadar öğrencilerden hiç olmasa bir kısmı ya size hocam ne duruyorsun ya hadi sen de hadi yürü biz de peşine gelelim diyen oldu mu, dediler mi? Çok var Hasan Bey. İnanın çok var. Bu öğrencilerin eskiden beri benim yanıma gelirler, sohbet ederler. Hocam politikaya girmelisin. Hocam yakışırsın. Hocam sen çok güzel yaparsın. Hep diyorlardı. Ben de tabii biraz geçmiş yıllarda bunu es geçiyordum. Bakalım zamanıdır, olur bakalım diyordik. Ama zaman bu zamanmış. Şu anda öğrencilerim hep yanıma geliyorlar. İş yerime geliyorlar. Memnun olduklarını söylüyorlar. Benim partimin dışında partide olanlar, hocam hiç Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedim. Ama siz geldiğinizde ailemle birlikte, eşimle birlikte peşindeyiz hocam diyenler beni çok gururlandırıyor. Örneğin bu çok oluyor. Geçen Cazeri Camii'nin etrafında iş yerime doğru geliyorum. Bir bayan gelirken bana gülmeye başladı. Ben de tabii ona baktım. Geldi güldü. Hocam tanımadınız değil mi falan dedi. Ya tanıyorum dedim. Ben senin Kırşehir Lisesi'nde öğrencinim dedi. Aday olduğunu biliyorum. Hocam yanındayız, peşindeyiz. İnşallah olacak diyor. Yolda giderken Aslan Hocam diye arkadan bağıranlar var. Aslan Hocam adayısınız, yanındayız diyorlar. İnanır mısınız? Bu da keyifli bir şey olsa sevgili gerçekten. Hasan Bey, ben mutlu bir yaşamım oldu o siyasi dönemdeki ölüm korkusunun dışında. Hepimiz yaşamışızdır. Onun dışında çok mutlu bir yaşamım oldu.
Ancak hayatımın en mutlu yıllarını bu aday adaylığı sürecinde geçiriyorum. Yani o geçmiş birikimlerin, geçmiş mirasların bana nasıl döndüğünü, nasıl güzelliklerle döndüğünü görüyorum ve gurur duyuyorum. İnanır mısınız? O öğrencilere minnet duygusu oluşuyor bende. Kendimi baştan yarattığını düşünüyorum yani. Öyle tarif edebilirim. Aslan Bey, biraz önce konuşmanızda bir cümle çok etkileyiciydi. Seyircilerim atlamasın diye tekrar açmak istiyorum. Dediniz ki ölüm korkusu yaşadığımız yıllar. Yani biz aynı kuşak insanlar olarak 12 Eylül öncesini acı hatıralarla yaşadık. İnşallah bizim çocuklarımız, torunlarımız öyle bir şeyi bir daha yaşamazlar. Biz de herhalde öğrencilerimize de bu tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Bulunuyoruz tabii ki. Şimdi güzel şeyler oluyor. Tabii kuruma hiçbir zaman siyaset sokmak istemem. Ama oradaki öğrencilerim beni rol model aldıklarını bana hep ifade ederler. Ben teşekkür ederim o gençlere. Tabii Hasan Bey, o anlattığımız kötü yıllar geride kaldı. Tabii ülkemizi zaman zaman kamplaştırma noktaları gelişiyor. Ama daha sonra da gireceğiz belki. Ülkemizi bu kamplaşmada kurtaracak siyasi girişimler olmalıdır. Şu anda olduğunu düşünüyorum. Daha sonra anlatacaktım Hasan Peki. Bey. Şimdi şöyle bir şey diyeyim o zaman. Siz bu eğitim süreciniz boyunca tabii ne kadar öğrenciye ders verebildiniz, gönlüne girebildiniz veya beyninde yer edebildiniz? Evet. Bir tahmin bir şeyiniz var mı rakam? 60 binin üzerinde öğrenciye dersine girmişim, dokunmuşum. Maşallah. Kırşehir Lisesi'nde, özel öğretim kurumlarımızda dokunmuşum. Ayrıca çalışkan bir beden eğitimi öğretmeniydim Hasan Bey. Çok beden eğitimi öğretmeni yetiştirdim. Çok sporcular yetiştirdim. O camiada da büyük bir ilgi gördüğümü düşünüyorum. Çok yetiştirdiğim beden eğitimi öğretmenleri var. Şimdi ne oluyor? Gerçekten çok güzellikler yaşıyorum. Geçen baro başkanından randevu aldık. Onları ziyarete gittim. Tüm yönetim kurulunu toplamış 7 kişi. Baro başkanı dahil 7 kişinin 5'i benim öğrencim. Ve şunu hissediyorum. Öğretmen olmak yetmez. Sevilmen önemli. O öğrencilerin seni takdir ediyor olması önemli. Onu gözlerinde alıyorum. Baro yönetimindeki sevgili başkana ve yönetim kurulundaki öğrencilerime, avukatlarımıza selam olsun. Yine Ticaret Sanayi Odası'nı hayırlısına gittim. Yine yönetim kurulu. İşte sayıyor. Ben de senin öğrencinim. Yani 6 tanesi benim öğrencim. Sevgiyle. Birisini hatırlayamadım, yanıma geliyor. Hocam ben de sizin öğrenciniz diye. Bunlar çok güzel şeyler. Şimdi şöyle de olabilirdi. Ya Aslan Hoca benim öğrencim de yaramaz adam denilebilirdi. Aslan Bey, elbette ki 60 bin öğrencinin hepsi size oy vermeyecektir. Tabii ki. Farklı partilerde farklı görüşte olan vardır ama bu insanların farklı görüşte bile olsa gönlünde yer edebilmek güzel bir kazanım olsa gerekir. Evet. Seçim sürecine girdiğinde, aday olduğunuzda belki o insanlar farklı siyasi görüşte bile olsa geçmişteki sizin babacan tavrınızdan dolayı belki sizi destekleyecektir, belki size oy verecektir. Hasan Bey, ükelalık olmasın. Kendime rakip olanlara, rakip de demeyeyim, partilerime en az 10 bin oy fark atacağımın farkındayım. Bu benim yaşamışlıklarımla ilgili, bıraktığım mirasla ilgili, dostluklarımla ilgili. Örneğin, isim vermem tabii. Kırşehir Lisesi'ndeki arkadaşlarım, ülkücü arkadaşlarım yanıma geliyorlar. Aslan hocam mutlaka olmalısın. Aslan hocam yanındayız diyorlar. Bu işte bırakılan bir dostluğun sonucudur. Onlar bana muhtaç değildirler, benden bir beklentileri yok. Hepsi kariyerini almış, emekli olmuş, emekli olmak üzere olan insanlar. Aslan hocam mutlaka olmalısın diyorlar.
Onlara gerçekten saygılar ve sevgiler iletiyorum. Onlara layık olmaya çalışacağım. Aslan Bey, öğrencilerinizle ilgili hatıralarınızı bu aday adayları sürecinde birkaçını anlattınız. Tabii siz sadece öğrencilerinizle karşılaşmıyorsunuz. İki aya yakındır bir aday adaylı süreci evet. içerisindesiniz. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. Vatandaşla da sürekli temas halindesiniz. Evet. Kahve ziyaretleriniz oluyor, düğünlere gidiyorsunuz evet. veya cenazelere gidiyorsunuz. Vatandaşın, öğrenciler dışında vatandaşın teveccühü nasıl? Şöyle Hasan Bey, ben 48 yıllık eğitimciyim. Bu eğitim yıllarımın büyük bir çoğunluğunu Kırşehir'de yaşadım. Yani hem öğrencilerimden hem velilerimden çok tanıyanlar var. Yani bir yere girdiğimde benim öğrencim olsun olmasın. 5 kişi varsa en az 3 kişi ayağa kalkıyor. Aslan hocam buyur diye. Çok büyük ilgi görüyorum. Gerçekten çok büyük ilgi görüyorum. Bunun gittikçe kar topu gibi yuvarlandığının farkındayım. Bu bana çok gurur veriyor. Ve bunun hem bana hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına çok büyük kazançlar sağlayacağının farkındayım. Tabii bir siyasetçi olarak ummanız gayet normal. Bu dostlukların, bu ilginin, bu alakanın sandığa yansıması. Evet, evet. Peki, siz milletvekili aday adaysınız. Aday olursanız millet meclisinde Türkiye'nin sadece Kırşehir'in değil, Türkiye'nin de problemlerine çözüm arayacaksınız. İlimizin sorunlarıyla ilgili bir bilgi birikiminiz var mı, bir hazırlığınız var mı? Bunun çözüm yollarını biliyor musunuz? Evet. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Benim il başkanlığı adaylık sürecinden beri birlikte çalıştığım bir arkadaş grubum var. Bunlar içerisinde akademisyenler, avukatlar, iş insanları, çiftçiler, sendikacılar, birçok iş kolunda dostlarım, arkadaşlarım var. Onlarla çok profesyonel çalışıyoruz. İnanır mısınız? Benim duruşumda tutun, konuşma biçimime kadar beni eleştirebiliyorlar. Nasıl davranmamız gerektiğine, hangi konulara nasıl çözüm bulmamız gerektiği konusunda birlikte çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim. Kırşehir'in gelişimi için herhalde Kırşehir'de petrol çıkartmayacağız. Ama Kırşehir ekonomisinin düzelmesi için çok yol var. Kırşehir bir tarım ülkesi, tarım şehri. Geçmiş yıllardaki yanlış politikalardan dolayı çiftçi insanlar toprağını bırakıp şehirde iş arıyor. Tabii bunun yanlış nedenleri var. Köylümüzü, çiftçimizi tekrar toprağına döndürmek gerekir. Köydeki arazisini bırakıp gelip Hasan Bey bana iş bulun diyen insana eğer toprağını geliştirmek için devletimiz, hükümetlerimiz ziraat mühendisi gönderirse, veteriner gönderirse, laborant gönderirse, onların toprak tahlillerini yaparsa, eğitim verirse, çiftçilik eğitimi verirse, onlar da topraklarından verimli şeyler alırlarsa, o insan şehirde iş arama yerine kendisini istihdam edecek. Belki de yanında bir iki arkadaşını daha çalıştıracak. Ayrıca bu tarım ürünlerinden katma değeri yüksek ürünler elde etmeliyiz. Örneğin domatesi yetiştiriyorsun, salça fabrikan yok. Elmayı yetiştiriyorsun, meyve suyu fabrikan yok. İşte bunlar kurulduğunda hem yetiştirilen ürünler değerlendirilecek hem de istihdam sağlanacak. Ben bunun sağlanacağına inanıyorum. Biz arkadaşlar 3T başlığı altında bunu topladık. Tarım, ticaret, turizm. Benim birinci anlattığım bu tarım.
turizm şöyle. Biliyorsunuz Kırşehir jeotermal zenginliği olan bir kent. Ancak bu jeotermal zenginliklerini yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Örneğin bir Kozaklı örneği var. Kırşehir daha büyük bir yer. Şöyle olabilir. Yanı başımızda Kapadokya var. Kırşehir'in jeotermal zenginlikleri yatırımları yapılarak ve kültürel zenginlikleriyle Ahevani'yle, Cacabey'yle, Hacı Bektaş Velisi'yle bütünleştirerek gelen turistler bir iki gün Kırşehir'de kalarak Kırşehir'de istihdam edilebilir, Kırşehir ticaretine katkı sağlayabilir. Kırşehir esnafı da bundan yararlanabilir. Yine ticaret olarak Kırşehir hayvancılığı Türkiye'de önemli bir yeri var Kırşehir'de et kalitesinin. Ancak et üreten hayvancılarımız, ticaret erbabı insanlarımız zaman zaman zorluklar yaşıyorlar. Bu paralarını kaptırıyorlar. Bu zaman zaman çevrenizde görüyorsunuz. Evet, duyuyorum. Kaptırıyorlar, perişan oluyorlar. Oysa Kırşehir'de bir kooperatif kurulursa, bu kooperatif etrafında bu insanlar toplanırsa, bu üretilen etlerden katma değeri yüksek ürünler elde edilecek fabrikalar kurulursa, salam, sucuk, sosis fabrikaları kurulursa, hem katma değeri yüksek ürünler elde edilir, hem de orada istihdam sağlanabilir. Bütün bunlar, bunların Kırşehir'de olabileceğine inanıyorum. Yine eğer milletvekili olursam, Kırşehir'in öncelikle kalkınmalı öncelikli yöreler içerisine alınması gerektiğine inanıyorum. Örneğin organize sanayi bölgesinde atıl durumda olan arsaların iş insanlarına vererek orada onların altyapısını yaparak yatırımlar yapmasını sağlamalıyız. O arsayla parayla satarak değil, o iş insanlarını oraya getirerek yatırım yapmasını ve burada üretim yapmalarını sağlamalıyız. O da Kırşehir gençlerinin işsizliğini büyük oranda ortada kaldıracaktır. Bunun için devlet desteğinin görülmesi gerekiyor. Devlet yatırımlarının olması gerekiyor. Belki daha sonra geleceğiz. Şimdi Aslan Bey, dediniz ya tarım şehri, evet. Kırşehir. Şimdi son yıllarda hem bir salgın hastalık yaşadı, dünya küresel olarak pandemi süreci yaşadı. Peşinden de Ukrayna ve Rusya savaşında etkisiyle dünyada bir gıdaya ulaşım sorunu oluştu. Bu da bize bir kez daha gösterdi ki gıda kendi ülkenizde yetişecek, üretimi kendi ülkenizde yapacaksınız, dışarıya muhtaç olmayacaksınız, her ihtimale karşı vermiyorum diyebiliyor. Eğer Türkiye devleti olmasaydı Ukrayna'daki 10 binlerce tonluk tarım ürünü dışarıya çıkmayacaktı. Pek çok ülke açlık çekecekti. İşte Hasan Bey çok güzel bir konuya temas ettiniz. Gıdada kar zarar gözetilmez. Eğer kar zarar gözetirseniz, bu üretimi yapmazsanız savaş içerisindeki Ukrayna'nın gelmesi için gözleriniz yollarda kalır. Gemileri beklersiniz. Oysa bizim topraklarımız verimlidir. Buralardan mutlaka üretim yapılmalıdır. Bunu devlet destekli, devletimiz sübvanse etmelidir. Örneğin mazotunudur, zirai ilaçlarıdır, diğer girdilerinde sübvanse etmelidir. Rahmetli Demirel'in söylemlerini hatırlarsınız. Söylemlerinin büyük bir çoğunluğunda mazota, gübreye sübvanseden söz ederdi. Bu boşuna söz edilmiş şeyler değildi. Ülkemiz ekonomisinin tarıma dayalı olmasıyla ilgilidir. Yine tabii ki Kırşehir'in gelişmesi için sadece tarım ürünleriyle değil, diğer yatırımlarında alınması gerekir diye düşünüyorum. Tabii devlet, Aslan Bey, devlet çiftçiyi, köylüyü köyde tutmanın yolunu bilmesi lazım. Tabii yani ki, üretimi yaptırabilmesi lazım. Yani evet. Sizin dediğiniz gibi ne kadar
sübvanse edilebilecekse hepsini edip köylüyü köyde tutup üretimi evet. yaptırması lazım. Başka bunun yolu yok. Evet. Biraz da laf laf açıyor da biraz da köylümüz tembelleşti diyebilir miyiz? Şöyle ki evet. köylü şehirden köye yumurta götürüyor. Evet. Evet. Ya halbuki 8-10 tavuk evin önüne atıp evet. orada yumurtasını temin edebilir. Köylü şehirden ekmek götürüyor şehirden köye. Evet. Köye şöyle götürüyor. Şöyle ifade edelim Hasan Bey. Bu bir kültür ve yetişme meselesi. Yani şöyle. Sevgili köylü kardeşlerimiz şehre gelmek için can atıyorlar. Oysa şehrin o kirli havasından, kalabalık havasından sıkılan zenginler köylere gitmek için can atıyor. Köye dönüyorlar. Görüyorsunuz bir sürü evet. iş insanı, bir sürü sanatçı, bir sürü bilim insanı gidiyor köyde çiftlik kuruyor, orada üretim yapıyor ve orada yaşamanın kalitesini anlıyor. Biz insanlarımıza işte köylülere eğitim vermemiz gerekirken oradaki yaşamın kalitesini onlara hatırlatabiliyor olmamız gerekir. Yani İstanbul'da insanların yaşadığını düşünün. O karambol içerisinde o kadar çok yoruluyorlar ki, o kadar trafikte zamanları boşa geçiyor ki Hasan Bey. Onun için köylerimizin kıymetini bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hasan Bey siz eğitimcisiniz. Evet. Tabii çözüm merciğin meclisine, millet meclisine de talipsiniz. Evet. Peki Kırşehir'in eğitim durumu nasıl? Türkiye'nin eğitim durumu nasıl? Buna bakışınız nasıl? Seçilere meclise girerseniz bu konuda çalışmalarınız ne olur? Hasan Bey, Kırşehir'le övündüğümüz en önemli konulardan bir tanesi, diğer Orta Anadolu illerine göre Kırşehir eğitimde bir marka kent. Bunda tarihi zenginliklerimizin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani Hacı Bektaşi velilerin, Yunus Emre'lerin, Ahirami velilerin, Caca Bey'lerin, Aşık Paşaların Kırşehir'deki bilime yönünün dönük olmasında çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Şöyle bir bakın. Çevre illerimize göre eğitimde en yüksek kalite Kırşehir'dedir. Her aileye gidin, akşam ziyaretlere gidin, mutlaka eğitimden söz edilir. Çocukların okumasından söz edilir. Bu işte Kırşehir'in çok önemli bir zenginliği. Şimdi bununla birlikte ülkemizdeki eğitim sorunlarına bakacak olursak, ülkemizde eğitimde çok ciddi sorunlar var. Örneğin 12 Eylül darbesinin getirdiği bir YÖK var. Bu YÖK üniversitelerimizi budadı. Üniversitelerimizi eğitimden, bilimden uzaklaştırdı. Oraları neredeyse bir köy ortaokul düzeyine getirdi. Bilim insanları konuşamıyorlar. Bilim insanları üretemiyorlar. YÖK bunların önündeki en büyük engeldir. Düşünün Hasan Bey. Türkiye'de 200'ün üzerinde devlet ve vakıf üniversitesi var. Bunların rektörlerinden 70 tanesinin yayınlanmış bir tane makalesi yokmuş. Allah Allah. Hiç. 70 tanesinin de makalesini bir kişi örnek göstermemiş dünyada. İşte bu liyakatsızlıktır. Şu anda Türkiye'de ilk 500'de üniversite kalmadı. Bakın, çok acıdır. Çok acıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Teknik Üniversitesi'ne yapılanlar. Bu zulüm yapılamaz. Bu zulüm yapılamaz. Neymiş efendim? Falan rektör oraya gelecek. Oysa bizim iktidarımızda rektörleri üniversiteler kendileri seçecekler.
Cumhurbaşkanı da onaylayacak. Evet, doğrusu budur. Kardeşim, sizin apartman yönetiminizde apartman yöneticinizi dışarıdan birisi mi atıyor? Herhalde oturuyorsunuz 10 kişi. Bunu en iyi kim yapar? Hasan Bey yapar deniyor. Hasan Bey getiriliyor. Üniversitelere neden bu hak gösterilmiyor? Bu antidemokratik bir davranıştır. Yine Kırşehir'de, ben biliyorum Hasan Bey, şu anda isim olarak söylemeyeceğim. Bir zamanlar okul idarecileri birbirleriyle yarışırlardı. Birbirlerinin öğrencilerini almaya çalışırlardı. Servisleri yokken mahallelere servis koyarlardı. O zeki çocukları getirelim diye. O idareciler birbirleriyle yarışırlardı. Onları selamlıyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Onların yerine liyakatsız politik müdürler atanmaya başladı. Evet, kaliteyi düşürdük arkadaşlar. Maalesef. Ne olursa olsun iktidarlar kendi siyasi düşüncelerinde insanlar atayabilirler. Ama onlarda bari liyakat olmalıdır. Yine öğretmenler içerisinde biliyorsunuz uzman öğretmen, baş öğretmen sınavları yapılıyor ve öğretmenler şu anda ayrıştırılmaya başlandı. Şu anda öğretmenler odasında birisi diyor ki ben baş öğretmenim, birisi diyor ki uzman öğretmenim, birisi diyor ki ücretli öğretmenim. Bu ayrım çok kötü. Eşit işe, eşit emek verenler eşit ücret almalıdırlar. Öğretmenlik güzel bir makamdır. Bunun üzerinde başka bir makam aramaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi deminden beri konuşuyoruz. Kendimizi ifade ediyoruz. Sevilen bir öğretmeniz diyoruz. Bunun üzerine bana başka bir makam vermeye gerek yoktur öğretmenlikte. Onun için bu sorunların çözülmesi gerekir diye düşünüyorum Hasan Bey. Hasan Bey, bana göre, inanıyorum ki size göre de öyledir. Şehrimizin olduğu gibi tüm Türkiye'de de bir kanayan yara var. Evet. Sığınmacılar meselesi. Evet. Ve bu insanların da çocukları var. İlimizde evet. De kesin rakam bilmiyorum ama herhalde 10.000'in üzerinde bir sığınmacının evet. olduğu. Evet. Ve bunların evet. da 3'er 5'er çocukları var. Bunların, bu çocukların eğitim görmesi lazım. Evet. Bu çocukların bizim kültürümüze adapte olması lazım. Uyum sağlayabilmesi lazım. Bu evet. Sizce bu problemler aşılabilir mi? Hasan Bey, sizin bu sorunuz iki soru. Birisi mülteci sorunu ne olacak? İkincisi de bu mültecilerin bizim ülkemize, şehrimize intibak edip edememeleri sorunu. Gerçekten çok büyük sorun. Bizim iktidarımızda insan hakları zedelenmeden, uluslararası hukuka bağlı kalınarak bu mülteciler belirli zaman dilimi içerisinde ülkelerine geri gönderilmelidir. Bunun için de mültecilerin geldiği ülkelerle diyalog kurulmalı, ilişkilere geçilmeli ve onların ülkelerine geri dönmeleri sağlanmalıdır. Bir barış içerisinde. Siyasi düşüncemi söyleyeyim. Esad'la da barışılmalı, görüşülmeli ve Suriyeliler kendi ülkelerine gönderilmelidir. Yine ülkemizin güneydoğudaki sınırları şu anda korumasız, oraların daha korunaklı bir hale getirilmelidir. Yine eğitim konusunda bu mülteci çocuklarının bizlere intibak edebilmesi için tabii ki eğitim verilmelidir. Şeyi görüyoruz, zaman zaman görüyorum. Benim kurumuma geliyor, çocuk kuruma kaydolacak, baba Türkçe bilmiyor. Çocuk okula gittiği için babasına tercümanlık yapıyor. Evet, tabii. Babasına tercümanlık yapıyor. Tabii. İşte o çocuk babasına da Türkçeyi öğretecek. Yani bütün bunlar için tabii ki devletimize, hükümetlerimize çok büyük görev düşüyor. Tabii Aslan Bey, bunların sadece eğitimi olmuyor. Bunlara iş vermemiz lazım. İstihdam sağlamamız lazım. Yoksa işsiz insanın kaybedeceği değerleri yok. Tabii ki. Tabii yani ki. Bu insanlar pek çok probleme sebep olabilirler. Evet, evet. Gelecek beklentisi olmayan insanlar daha kırıcı, daha gaddar olabilirler. Eğer kendi geleceğini görürse belaya başını sokmak istemez.
Şimdi ayrıca da eğitimde Hasan Bey, çocuklarımızın büyük bir bölümü sabah kahvaltısı yapamadan, sütünü içemeden okullara gidiyorlar. Devletimiz bu öğrencilerimize sahip çıkmalıdır. Zaman zaman görüyoruz belediyeler, belirli gruplar yemekler veriyorlar, süt dağıtıyorlar. Bunlara tabii müteşekkiriz, teşekkür ederiz. Ama bizim iktidarımızda mutlaka her öğrenciye öğleyin sıcak yemek verilecek. Çocuklar hiç ayrım yapılmamaksızın okullarında sıcak yemek yiyebilmelidirler. Aslan Bey, şehrimizin ekonomik durumuna değindiniz. Ama tabii şehrimizde kalmıyor. Siz milletvekili olursanız sadece Kırşehir'in değil, Türkiye'nin de milletvekili olacaksınız. Türkiye'nin ekonomik durumunu nasıl görüyorsunuz? Çözümü olmayacak ekonomik problemi var mı? Evet. Şimdi bir zamanlar Hasan Bey, Türkiye'ye büyük oranda bir para akışı vardı. AKP iktidarının ilk yıllarında büyük para akışı oldu. O zamanlar hukuksuzluk bu kadar da yoktu. Doğruyu söylemek lazım. Büyük para akışı vardı. Ama bizler bu parayı yatırıma dönüştürmekten ziyade har vurup harman savurduk. Dikkat edin. Çocuklarımız, gençlerimiz, hepimiz lüks peşine düştük. En lüks telefon kimde? En marka kıyafet kimde? Bunlarla heba ettik. Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımların hemen hemen tamama yakını satıldı. Hepsi maalesef heba edildi. Bunlar yatırıma dönüştürülmeliydi. Şimdi AKP iktidarında ilk geldiğinde dış borç 122 milyar dolarmış. Şu anda gelinen noktada dış borç 420 milyar dolar. Bu kadar bir açık oluşmuş. Yine geçen yıl ihracatımız 500 milyar dolar öngörülmüş ama ancak bunun yarısı gerçekleşmiş. Ama ithalatımıza 310 milyar dolar ödemişiz. Bakın açık daha büyümeye devam ediyor. Bunu şöyle ifade etmek gerekir. İllaki yatırım, illaki üretim, bilimden yararlanma, bilimin işinde çoğalma. Örneğin Hasan Bey yine bir şey. 30 bin yazılımcımız ülkemizi terk etmiş. Çok yazık. Çok rakamlı. Büyük. 30 bin yazılımcı ülkemizi terk etmiş. Oysa çağımız yazılım çağı, bilim çağı. Bunları istihdam edebilmeliyiz. Yazılım sizin bu kuruma da gerekli, benim kurumuma da gerekli. Diğer başka bir ticari kuruma da gerekli. Yani bunların istihdam edilmesi gerekir, devletimizin bunları teşvik ediyor olması gerekir. Yani ülkemizin ekonomik durumu gerçekten sorun. Şöyle dememek lazım. Şunun üzerinde tepinmeyelim. Efendim bu hükümet şöyle yaptı, böyle yaptı. Biz bunu nasıl çözeceğiz? Ülkemiz ekonomisini bir disiplin içerisinde götürmeliyiz. Har vurup harman savuramayız. Örneğin disiplinsizliğe bir örnek vereyim Hasan Bey. Bu yıl patates pahalı. Patates bulunmuyor. Gelecek yıl herkes patates ekiyor. Gelecek yıl patates ırmaklara dökülüyor. Neden biliyor musunuz? Planlama yok. Planlama yok. Bu yıl soğan yok. Gelecek yıl herkes soğan ekiyor. Hayır. Devletimiz hangi bölgede neyin ekileceğini, dikileceğini, ne kadar ekileceğini planlamalıdır. Evet, her şeyin bir planı var. Bu ezbere olmaz ki. İşte görüyoruz, yaşıyoruz. Görmedik mi? Nedir? Depolarda patates aradık. Neden? Plansızlık işte. Bu ülkenin yetiştirdiği patates bu ülkeye yeter. Ama plansızlık işte. Sonuç bu. Onun için Hasan Bey, kendi ticari yaşamımızda olduğu gibi, kendi ailemizde olduğu gibi planlama çok önemli. Yani
ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ve o kalan kısmı neyle kapatacaksın? Hangi süre içerisinde nasıl önlem alacaksın? Bunu yapıyor olmamız gerekir. Aslan Bey, 14 Mayıs'ta sadece milletvekili seçimler olmayacak. Evet. Biliyorsunuz aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı da seçilecek. Evet. Millet İttifakı da altılı masa diye tabir edilen kamuoyunda altılı masanın Millet İttifakı şansı nedir? Sizce Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Teşekkür ediyorum. Hasan Bey, Millet İttifakı başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'le birlikte ülkede şu ana kadar yapılmayan, Cumhuriyet tarihinde ilk şey yapıldı. Farklı siyasi görüşteki insanlar bir araya gelebildi. Bir planlama yapılabildi. Asgari müştereklerde buluşulabildi. Bu asgari müşterek Cumhuriyet'in temel ilkeleridir. Hukuktur. Bu temel ilkelerde bir araya gelindi. Çok güzel yapıldı. Bunu yapan genel başkanlara, diğer dört genel başkana da şükranlarımı sunuyorum. Bir, söyleşimizin başında söyledik. Sabah çıktığımızda akşam eve nasıl geliriz diye çatışmalar oluyordu. Bölünmeler oluyordu. Aynı mahalleli birbirine selam vermiyordu. Şimdi zaman zaman bu ayrıcalıklar körüklenmeye çalışılıyor. Oysa altılı masa, şu anda adı Millet İttifakı olduğu, bu ayrışmayı ortada kaldıracak bir yöntem buldular. İyi ki yaptılar. Bu yöntem Atatürk ilkeleridir. Kardeşim, devrimci olacaksan Atatürk devrimciliği bize çok bile. Milliyetçi olacaksan Atatürk milliyetçiliği ağzımıza da yeter, gözümüze de yeter. Halkçılıksa Atatürk'ün halkçılığı, cumhuriyetse Atatürk'ün cumhuriyeti, laiklikse Atatürk'ün koyduğu laiklik ilkeleri bizim bu ülkemiz için yeterlidir. Yeter ki bunları samimiyetle devam ettirelim. Şimdi Hasan Bey, geçenlerde İYİ Parti'nin kongresi yapılmıştı. Cumhuriyet Halk Partililer olarak ziyarete gittik. Orada değişik konuşmalar oluyor. Şöyle bir şey anlattım. O kadar mutluyum ki dedim. Şu an burada bulunan gruplar yarısı İYİ Partili, yarısı Cumhuriyet Halk Partili. Bir kısmı zamanında sol bloktan söz ediyordu. Bir kısmı Turan'dan söz ediyordu. Şu anda Atatürk ilkeleri için buradayız dedim. Yüce Atatürk ilkelerini öyle koymuş ki her dara düşen Atatürk'e sarılıyor, sarılmalıdır. İşte Hasan Bey, ülkemizi çatışmaya götürmeden ülkemiz insanları, ülkemiz partileri aykırılıklarımızı ön plana çıkarmadan, ortak noktamızı ön plana çıkararak altı parti Millet İttifakı'nı kurmuştur. Ben bunların Millet İttifakı'nın iktidar olacağına inanıyorum. Olmalıdır. Çünkü Cumhuriyetimizin deforme olduğuna inanıyorum. Liyakatın ortada kalktığına inanıyorum. Örneğin, rahmetli Bülent Ecevit kendi iktidarı döneminde işte kendi düşüncesindeki gençleri işe almadı, KPSS sınavlarını getirdi. Partili olanlar, sosyal demokrat olanlar rahmetli Bülent Ecevit'e kızdılar. Efendim, diğer partiler kendi adamlarını alıyor, Bülent Ecevit KPSS getirdi. Ama o rahmetli sayesinde bir sürü adamı olmayan gariban işe girdi, biliyor musunuz? Ama sonradan AKP iktidarı onu da bozdu. Mülakat getirdi. Adam Türkiye ikincisi olmuş, mülakatta eleniyor. Yapmayın kardeşim ya. Yapmayın. Bu mülakat sistemi mutlaka kaldırılmalıdır. Yani Millet İttifakı gerçekten büyük mesafe aldı. Ben Millet İttifakı'nın
parlamento çoğunluğunu alacağına ve alması gerektiğine ve Cumhurbaşkanlığını, 13. Cumhurbaşkanlığını alması gerektiğine ve alacağına inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu aday olur mu? Kesinlikle olmalıdır. Şöyle inanıyorum. Hasan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına geldiğinden beri biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük bir çekişme içerisindeler. Ve Kılıçdaroğlu'nun da genel müdürlüğü var. Bürokratlığı var. Eğer sevgili genel başkanımızın zerre kadar bir açığı olsaydı şimdiye duman edilmişti. En ufak bir defosu yok. Devleti tanıyan, haram yemeyen, hile yapmayan, rüşvet yemeyen bir genel başkanı Cumhurbaşkanlığına fazlasıyla layıktır. Ve ayrıca da bu altılı masayı bir araya getiren kişi onun mimarı olduğu için bu altılı genel başkanlarla çok güzel koordine içerisinde çalışacağını ve ülkemizi düzlüğe çıkaracağına canı gönülden inanıyorum. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır diye düşünüyorum. Aslan Bey, tabii sohbet hızla da ilerliyor zaman zaman. Sohbetimiz de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Siz milletvekili olursanız mecliste Türkiye'nin biraz dediğim gibi sadece Kırşehir'de Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaksınız. Fazla çoğaltmadan ana birkaç başlıkta Türkiye'nin en büyük sorunları sizce nedir? Çözümsüz sorun var mı? Çözümsüz sorun yok. Ekonomi, mutfak, uyuşturucu, beyin göçü, liyakatsızlık, mülteci sorunu, siyasi yozlaşma, bütün bunların hakkından gelinebilir. Terör sorunu da buna ilave etmeliyiz. Bütün bunların üstesinden gelinebilir. Yeter ki irade konulabilsin. Çözümsüz sorun yoktur. Ben ülkemizin parlamentomuzun siyasi çözümsüzlüğü de çözeceğine inanıyorum. Yani çatışmalara neden olan, büyütülen o sorunların da parlamentoda çözülmesi gerektiğine ve çözülebileceğine inanıyorum. Yeter ki genel başkanlar, partiler egolarından sıyrılsınlar. Ortak noktalara gelebilsinler. Yani Hasan Bey, genel başkanımızın bu konuda gerçekten egolarından sıyrıldığını düşünün. %30'a yakın oy alan bir partinin genel başkanının %1'lik bir partinin genel başkanına eşit söz hakkı verme konusunda tereddüt etmediğini görüyoruz. Geçmiş dönemde bunların hiç hesaba katmayan genel başkanlar gördük. Bunların ülkemizin geleceği için önemli olduğuna inanıyorum. Ve bunların açılacağına inanıyorum. Aslan Bey, Türkiye Kırşehir'de işte son 40 yıllık siyaseti siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben de çok iyi biliyorum. Az çok yaşıyoruz, yaşadık, gördük. Şimdi şöyle bir gelişme oluyor. Bir kişi aday. Aday oluyor. Vekil seçiliyor veya belediye başkanı seçiliyor. Seçilmeden önce ben halkla ilişkide olacağım, benim istişare heyetim olacak biraz öncesinde dediğiniz gibi falan. Ama seçildikten sonra da şöyle bir komplekse giriyor. Ben Hazreti Mehdi gibi gökte indirildim kurtarıcı olarak. Bunların ahlı bir şey yermez. Ancak ben bilirim. Evet. Aslan Bey hem biraz önce söylediği o istişare heyetini seçilirse yine devam ettirecek mi? Evet, devam ettireceğim. Gerçekten Hasan yoksa Bey, örneğin ne yapacağım? Evet. Örneğin ne yapacağım? Belirli gruplarla gruplar oluşturup WhatsApp grupları oluşturacağım. Onlar bana WhatsApp'tan doğrudan erişecekler. Atıyorum, Yağmurlu Büyük Oba'nın şurada şöyle bir sorunu var sayın vekilim diyecekler. Ben onu orada görebileceğim. Yine bu istişare ettiğim heyetleri daha büyüterek devam edeceğim. Şunu söylemek istiyorum sevgili Hasan Bey. Yaş olarak, tecrübe olarak,
geçirdiğimiz tecrübeler sonucunda egolarımızdan sıyrılmamız gerektiğine inanıyorum. Ego insanı bir yere götürmez. El elden üstündür. Benim bilemediğimi siz bilebilirsiniz. Ve şu anda ben çok yetkin arkadaşlarla istişare ediyorum. Program hazırlıyorum. Şu anki konuşmaların içerisinde o arkadaşlarımın rolü var. Seçilirseniz bu devam edecek mi? Kesinlikle devam edecek. Kesinlikle devam edecek. Bu arkadaşlarımdan görüş alacağım. Köylerimi terk etmeyeceğim. Onlara dolaşacağım. Elimden geldiğince hemşehrilerimle iletişim içerisinde olacağım. Ve son söz olarak söyleyebilirim. Partinin milletvekili yoktur. Ülkenin milletvekili vardır. Ülkenin milletvekili olacağım. Şehrimin milletvekili olacağım. Partili partisiz. Herkesin milletvekili olacağım. Şuna da inanıyorum. Bu kadar tecrübenin ışığında bu ilimizde hangi siyasi görüşte olursa olsun bu insanları birleştirebilecek bir yapıda olduğuma inanıyorum. Neden biliyor musunuz? Hep öğrencim diyorum ama benim yaşam alanım. Bu kadar insana dokunmuşuz, bu kadar insana güven vermişiz. Bu güven ben en karşımızdaki partinin il başkanının kapısını açıp çayını içebilirim. Kırşehir'in sorunu için valinin karşısına gidebiliyoruz. Yarın bakanlığa gideceğiz diyebilirim. Bunda hiçbir zaman yüksünmem, küçümsenmem, büyüyeceğime inanıyorum. Bunu yapacağım. Canım sağ olursa bu Kırşehir'e gerçekten yatırımların geldiği, ortak düşüncelerin oluştuğu ve Kırşehir'in coştuğu, ya şöyle şöyle bir milletvekilliği vardır dedireceğim. İnanın beklentim bu. Kendi adıma, ailem adına en ufak bir beklentim olamaz. Ben şu anda gidip deniz kenarında keyif çatabilirim. Ama ilimin ve ülkenin menfaatleri için yorulmaya, emek harcamaya razıyım Hasan Bey. Hasan Bey, şu anda ceketinizin sol yakasında Cumhuriyet Halk Partisi rozeti var. Evet. Seçilirseniz bu rozet devam edecek mi? Milletvekili rozetim olacak. Tabii ki milletvekili rozeti olacak. Tabii ki milletvekili rozeti olacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olacağım ama milletin vekili olacağım. Kırşehir'in vekili olacağım. Hiç kimse tereddütsüz benim yanıma gelmelidir. Gelecektir. Bu yapay ayrıcalıkları ortadan kaldırıyor olmamız gerekir. Şunu bildik Hasan Bey. Ayrıcalıklı gördüğümüz insanlarla yaşamımızın ortak olduğunu gördük. Görmemek için bize görmeyen gözlükler taktırdılar. Örneğin türbanlı türbansız konusu. Oysa türbanlının yaşam alanıyla, mutfağıyla benim yaşam alanım, anam aynı durumdaydı. Bunları bize gözümüzde deve yaptırdılar. Evet, bunları aşabilmeliyiz diye düşünüyorum. Aslan Bey, programımızın sonuna geldik. Sizinle sohbet güzeldi ama zaman da hızla akıyor. Teşekkür ederim. Programı kapatırken Cumhuriyet Halk Partililere, AH Televizyonu seyircilerine, bizleri izleyenlere ne söylemek istersiniz? Evet. Şunu söyleyebilirim. Milletvekili olduğumda planlı programlı bir milletvekili olacağım. Planlı bir milletvekili. Kırşehir'in sorunlarını, ülkemizin sorunlarını Büyük Millet Meclisi'nde yüksek iradeyle temsil edeceğim bir milletvekili olacağım. Sevgili partililerime, sevgili Kırşehirli hemşerilerime beni desteklemelerini, desteklediklerinde kimseyi kırmak istemiyorum. Farklı bir milletvekilliği yapacağımın sözünü veriyorum. Ve bu da ilimize çok değer katacaktır. Gençlerimiz bundan mutlu olacaktır. İnsanlarımız mutlu olacaktır. AİTV televizyonuna da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili AİTV televizyon seyircileri, bir AİTV sohbet programının sonuna geldik. Bugünkü misafirimiz, tekrar teşekkür ediyorum. Bizim davetimizi kırmadı. Programımıza icabet etti. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Sayın Aslan Beyhan'dı. Aslan Beyhan'la Kırşehir problemlerini, Türkiye problemlerini, siyasi
konjüktürde olabilecek olmuş şeyleri konuştuk. Milletvekili seçilirse neler yapabileceğini, yapmak istediklerini söyledi, konuştuk.